İsrail-Filistin gerilimiyle devam edeceğiz. İsrail'in saldırılarıyla. Bir şey ifade edeyim. Yazanlar olmuş sosyal medyadan. Bu haberleri sizlerle paylaşırken taraflı ifadeler kullandığım üzerine açıkçası tarafım. Yani bu meselede çok objektif bir şekilde tarafım. Çünkü İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları siyasetin, dini değerlerin, insani değerlerin, içinde bulunduğumuz konjektürün, her şeyin çok dışında, uluslararası hukuka, tüm mezheplere, meşreplere, inandığımız tüm değerlerin üzerinde bir mesele. Ve 1917'den beri devam eden bir mesele. Dolayısıyla bu kadar uluslararası hukuku tanımayan, bunun dışında olduğunu düşünen, her defasında bunu gerçekleştirdiğinde kendi gücüyle, her açıdan kendi lobi gücüyle, medya gücüyle bunu dünyaya başka bir fotoğrafla servis etmeye çalışan İsrail'e karşı durduğum yer geçmişten bugüne belli. O yüzden bundan da çok sakladığım, gizlediğim bir şey değil. Evet, zulme karşı mazlumun yanında taraf olduğumu söyleyebilirim. Çetin Erçetin İstanbul stüdyomuzda, Habertürk Dış Politika ve Güvenlik Politikaları Yayın Koordinatörü, Yeni Yüz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yaşar Acısalioğlu ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Abdullah Ağar konuklarım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet Akif. Çetin, hoş geldin. Ben çok objektif sorular soramayacağım galiba böyle bir açıklamadan sonra. Çünkü objektif kalacak bir tarafı da meselenin kalmadı. Yani şöyle, ne olduğuna ne bittiğiyle başlayalım istersen. Sen bir gazeteci olarak... Mehmet Akif. Efendim. Mehmet Akif. Sen tarafsın ama aslında sen objektif olduğun için tarafsın. Sen haktan, hukuktan, adaletten yana olduğun için tarafsın. Bu tarafsızlık falan meselesi değil. Yani objektifte sorular sormak için taraf olmalısın. Ben hukuktan, adaletten ama yana olmak için yani, taraf olmalısın. Bu çünkü insanlığın tarafıdır, vicdanın tarafıdır. Her şeyin üstünde bir şeydir. Çok açık. Böyle başlayalım. Tabii dünyanın neresinde olursa olsun, eğer insanlar ölüyorsa ve kimlikleri yok sayılıyorsa ve insanlar öldürülürken medya buna seyirci kalıyorsa, tabii artık konvansiyonel savaş yöntemleri içerisinde medyanın gücü de ayrı bir tarafta duruyor ve maalesef bugün İsrail-Filistin tartışmasında, çatışmasında ve Gazze'de bugün yaşanan ve şu an ekrana vermiş olduğumuz şu görüntülerde de eğer bakın, bırakın o binada ölenleri, bu toz bulutunun etkisiyle etraftaki insanların gördüğü zarar, hastanelerdeki insanların yaşam standartları, ki şu anda Gazze'deki hastanelerde yüzlerce COVID hastası yoğun bakımda tedavi görüyor ve bütün bunları böyle yan yana koyduğunuz zaman şu manzaraya bile eğer seyirci kalıyorsak tabii bu kabul edilebilir bir şey değil. Kaldı ki demin ekrana vermiş olduğumuz görüntüde uluslararası haber ajansları ve bir uluslararası televizyonun yayını yaptığı, yayın yapmak için uğraş sarf ettiği bir yer vurulmuş ve dolayısıyla aslında objektif yayın yapmaya çalışan, bakın ben bunu işte bir Türk haber ajansından bahsetmiyorum, uluslararası. Tabii AP vardı, El Cezire vardı. Yani uluslararası haber ajansı ve bütün dünyaya orada olan bitenin görüntüsünü servis etmeye çalışan bir kurumun bile çalışmasına tahammül edememiş bir İsrail'den bahsediyoruz. Dolayısıyla hani sen ben tarafım diyorsun, ben tarafım diyorum ama tarafsız olana da tahammül edememiş bir İsrail'den bahsediyoruz. Yani El Cezire elbette ki bir taraf tuttu, orada bir duruş sergiledi ama AP bu konuda gayet tarafsız davranmaya çalışan. Şok oldular ya. Onlar bile yani. Ben mesela çalışan bir arkadaşı aradım. Yani ısrarla telefonda kendilerine biraz zaman verilmesini, içerideki cihazlarını kurtarmaya çalıştıklarını, en azından SNG cihazını dışarı çıkarmaları için biraz zaman vermelerini istemişler. Buna rağmen hayır, telefondaki kişi kesinlikle hayır, buna izin vermeyeceğiz. Biz orduya ulaşamıyoruz. Yok yani demişler. Biz böyle bir şey yapamayız, kusura bakmayın. Hemen terk edin, aksi takdirde olacaklardan sorumlu değiliz. Çok benzer bir şey bizim başımıza gelmişti. 2014'te Edim Otel'deydik, tam sahil şeridinde. Resepsiyondan aradılar, İsrail aramış. 15 dakika içerisinde binayı boşaltın evet. diye. Yani şimdi dolayısıyla tarafsızlığa bile tahammül edemeyen bir İsrail'in bu durumuna karşı toplumun, Türkiye'deki medyanın taraflı olmasını bence böyle hani sosyal medya üzerinden eleştirenler oturup hadi bize bakmasınlar ama uluslararası haber ajanslarının geçtiği yayınlara bir baksınlar. O zaman tablonun ne kadar vahim olduğunu görürler. Tabii şimdi İsrail şiddeti arttırıyor Mehmet Akif ve
giderek çatışmalar yoğunlaşıyor, giderek topçu atışları, havadan operasyonlar devam ediyor ve bunun ne kadar devam edeceği konusunda muamma var ve İsrail ordusu da yavaş yavaş artık iki farklı noktada askerlerini yoğunlaştırmaya başladı. Tabii Netanyahu'nun şu an içinde bulunduğu şartlara bir böyle hani kısaca bakacak olursak, beşinci kez sandığa gitme ihtimali var. Eğer sandığa gitmese bile İsrail sağındaki partileri bu operasyonla ikna edip yanına çekme gayreti içerisinde olacağı görülüyor. Ve kendi siyasi ikbalini, geleceğini maalesef Gazze'deki günahsız çocuklardan, evinde oturup çoluk çocuğuna bakmakla yükümlü olan babalardan, annelerden almaya çalışıyor. Bunun başka bir izahı yok. Yani ben diplomasi anlamında her zaman gittiğim her bölgede, her çatışmada, her savaş bölgesinde eğer bu taraftan bakıyorsam öbür tarafın da kaynaklarını mutlaka dikkatle incelerim, bakarım. Ne oluyor, ne bitiyor, karşı taraf bu konuda ne görüşte sahip. Emin olun İsrail'deki akademisyenlere, gazetecilere de sorduğunuz zaman kendilerini evet savunuyorlar ama şu an biraz Netanyahu'nun savaşı diyenler var. Evet, işte bütün mevzu da burada. Yani düşün, hatta ben ordunun mesela bile böyle kara müdahalesine çok girmek istemediği Netanyahu'nun baskıları. Şimdi ben yayına gelmeden önce bir akademisyen, iki tane gazeteci arkadaşımla konuştum. Her üçünün de ortak görüşü şu: bu Bibi'nin savaşı. Yani çok net Bibi bir şekilde. Bibi dediğimiz Benjamin Netanyahu. Bu Bibi'nin savaşı ve ordu, daha doğrusu İsrail devlet haklı Netanyahu'nun önüne şunu koyuyor: daha fazla bu savaşı sürdürecek olursak, daha fazla bu kavga derinleşir ve bir kara operasyonuna dönüşürse, ki bunun olması için Netanyahu'nun hazırlık yapın talimatı verdiğini biliyoruz. Bu şartlar altında Hamas hem Kudüs'ün kurtarıcısı konumuna gelecek, hem Gazze'de bir kahramanlık hikayesiyle hem İslam dünyasında hem Filistin halkı üzerindeki siyasi gücü daha da artacak. Ve dolayısıyla bugüne kadar işte Ebu Mazen dediğimiz şu anki Filistin devlet başkanının bulunduğu pozisyon giderek zayıflayacak. Bu da İsrail'in çok işine gelen bir durum değil. Hamas'ın tamamen yok edilmesi de İsrail'in çok işine gelmez. Çünkü Gazze'de Hamas'ın tamamen yok olması demek İslami cihadın iktidara gelmesi demektir. Şimdi siyasi denklem bu şekilde Netanyahu'nun öndeyken, Netanyahu şu anda ne Filistin devlet başkanının pozisyonu, ne Hamas'ın bulunacağı koşulları, ne de İslami cihadın daha ön plana çıkacağını falan değil. Tamamen kendi siyasi ikbalini düşünerek orada binlerce ölen insanın maalesef işte bu tablo giderek de karmaşık bir hale geliyor, giderek de artacak gibi gözüküyor. Bir taraftan da aslında işin başka bir boyutu var. Bakın kaç gündür İsrail Dışişleri Bakanlığı'yla ve İçişleri Bakanlığı'yla görüşüyorum. Gidelim. İzin verin. Yani öyle küçük bürokratik engeller çıkıyor ki karşımıza. İlki Covid herhalde. Önce Covid aşılarımızı yaptırdık. Tamam. Çünkü sağ olsun Sağlık Bakanlığı Türkiye'de basın mensuplarına böyle bir kolaylık sağladı. O aşıyı yapmış olmamıza rağmen 10 gün süreyle karantinada kalma mecburiyeti getiriyorlar. Aşımız var. Hatta şunu bile söyledim, istiyorsanız Covid geçirmiş kameraman, çünkü hani Covid geçirmişse bir daha kısa bir vadede böyle bir şeyle karşılaşma, her türlü seçeneği önlerine koyduk. Buna rağmen vize vermemek ve oraya gidilmesini engellemek için her türlü bürokratik engelle karşılaştık. Şimdi gönül isterdi ki ben bir gazeteci olarak her zaman sahadan, alandan ve daha önce de çalıştığım, gittiğim, bildiğim bir yerden yine hani haberleri geçelim ama halen uğraşlarımız devam ediyor, halen çabalarımız devam ediyor. Ve halen Ankara-İstanbul hattında görüşme hattını sıcak tutmaya çalışıyoruz. Çünkü gidip bir an önce orada olup biteni yerinde, alanında verebilelim diye. Ama karşımızda maalesef bu tip engellerle de karşılaşıyoruz. Dolayısıyla uluslararası haber ajanslarından geçen haberler, görüntüler böyleyse eğer, düşünün içerideki atmosfer, durum çok daha işler acısı. Ve Mehmet Akif, sen de yaşadın, sen de bölgeyi biliyorsun. Ve şartlar, koşullar dediğim zaman da akla ilk başta şu geliyor: 1-2 milyona yakın insan yaşıyor Gazze'de. Ve metrekare insan ölçüsünden baktığın zaman en kalabalık kent. Ve bir alana sıkıştırılmış, bence dünyanın açık hava cezaevi veya da insanların hepsinin bir yerde tutulduğu bir alan. Ama İsrail'in bu saatten sonra dikkat etmesi gereken nokta şu: bu savaş sadece Gazze'nin duvarlarının öte tarafında olmayacak. Bu savaş artık İsrail'in diğer kentlerine de sıçramaya başladı. Ve İsrail Cumhurbaşkanı bir iç savaşla
İsrail'in iç içe yüz yüze kalacağının farkında olduğunu ifade etmiş. Ve evet. buna rağmen İsrail Başbakanı halen kendi siyasi ikbali için şartları daha da fazla zorlamaya çalışıyor. Daha da fazla tahrik etmeye çalışıyor. Bir türlü kazanamadığı seçimi kazanmak için. Kazanmak için elinden geleni yapıyor. Üstelik 4 seçim üst üste kazanamamış. Ve 5. de böyle bir olayla ön plana çıkmaya çalışıyor. Yaşar Hocam, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı vardı. Dışişleri Bakanları düzeyinde. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde mesele konuşuldu. Genel Sekreter Guterres iki devletli çözümle ilgili açıklama yaptı. İsrail Başbakanı Netanyahu bazı ülkelere teşekkür etti, bayraklarını yayınladı. O bayrağını yayınladığı ülkelerden bazıları İsrail'e destek de vermiyordu. Yanlışlıkla mı yaptı bilmiyorum. Uluslararası diplomasiyi nasıl değerlendirirsiniz? Türkiye'nin bu arada ciddi yoğun çabaları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan herhalde bir günlü böyle telefon görüşmelerine ve liderlerle bu meseleye ilişkin görüşmelere bir an önce çözüm bulunması konusunda inisiyatif almaya ayırdı. Alıştığımız bir manzara. BMGK toplantıları dahil olmak üzere, İslam İşbirliği toplantıları dahil olmak üzere ama bir sürpriz bekler misiniz? Yani meselenin çözümüne dair bir sürpriz beklemiyorum maalesef. Yani buradan bir... İnisiyatif geliştirmeye dair bekler misiniz? İnisiyatif, hayır. Yani bu meselenin artık çözümüne dair adım atılması gerekiyor. Bu geldiği son nokta. Yani... Üçgeni daralmıştır bu zulmün, bu mazlumların nefes alabilmesi için. Dolayısıyla burada aslında Birleşmiş Milletler yapısını da hem sorgulayacak hem zorlayacak olan İslam İşbirliği Teşkilatı içerisinden bir büyük aslında hukuka, adalete dayalı, hani ben ona tırnak içerisinde isyan diyeyim, yeter artık. Eğer Birleşmiş Milletler dünya barışını ve güvenliğini sağlamakla yükümlü bir küresel çatı olmayı sürdürmek istiyorsa bu onun en büyük hukuk sınavıdır, adalet sınavıdır. Burada artık aktif rol üstlenmelidir. Kendisinin de benimsediği ve aldığı bir dizi İsrail'e yönelik kararlarda, Filistin meselesinde, İsrail meselesine ilişkin kararlarda kendi hukukunu korumak üzere çok açık bir inisiyatif almalıdır şeklinde bir tazik yapması gerekir. İslam ülkelerinin elinde. Tabii şunun da, yani bu ihtiyatı koruyarak söylüyorum, günlerdir de yazıyorum bunu. Aslında İslam coğrafyasındaki kukla yönetimlerdir bu işin müsebbibi. Yani onlardan kurtulmadıkça Filistin özgürlüğüne kavuşamayacak. Bu çok açık. Yani düşünün ki o coğrafyaların yönetimleri bir araya gelebilse, buradan ciddi bir ekonomik yaptırım kararları çıksa, bırakınız askeri inisiyatif aşamasına, fazına geçmeden önce İsrail'e yönelik, bu ambargoyu uygulasalar ve bunu Birleşmiş Milletler'e de, bakın biz kendi sizin hukukunuzu, sizin yapmanız gereken bir şeyi size hatırlatıyoruz. Bunu yapmadığınız takdirde biz bu uygulamayı sürdüreceğiz. Buna ilişkin ikinci adım mutlak surette elbette bir güvenlik inisiyatifi de kurmalıdır. O zaman o teşkilatın içindeki yapılar. İslam İşbirliği Teşkilatı oradan, bir evet, güvenlik evet, buradan, ve... Evet yani bir bildiri yayınladılar falan ama yani burada yani bir eylem planı yok. Yani barış gücü oluşturmalıdır. Evet evet yani çok açık. Bunu yaparken nedir bu aslında geldiğimiz son noktada? Aslında bütün halkları harekete geçirmek gerekir. O İslam Teşkilatı örgütündeki 57 İslam ülkesinin, tabii hepsi değil bunun içerisinde. Türkiye bu işin başını çekiyor. Yine bunların içerisinde belki bir elin parmakları kadar Türkiye ile birlikte davranabilecek yönetimler var kuşkusuz. Ama çoğunluğu değil maalesef. Dolayısıyla asıl o ülkelerin... Söylem olarak aslında bir konsensüs var hocam. Eylem olarak. Evet, söylem olarak var ama yani sözün bitip eyleme geçmesi gereken bir fazın içindeyiz. O açıdan ben oraya çok dikkat çekmek istiyorum. Dolayısıyla halkları harekete geçirmek gerekir. Yani bakın Bernie Sanders, Demokrat Parti'nin içerisinde bir akımın öncüsü. İşte hep aday oldu ama bir türlü aday olmak ona nasip olmadı. Bernie Sanders yani Yahudi kökenli. Tweetler atıyor habire. Diyor ki ya biz diyor 4 milyar dolar askeri yardım yapıyoruz Amerika olarak İsrail'e. Bu artık bu sorgulanmalıdır. Çünkü bu yardımlar insan hakları ihlali için kullanılıyor. Bu yasa dışıdır. Bu yasa dışıdır diyor. Bu kıymetli bir şey. Ha, onun beraberinde birçok vekil var, demokrat vekil Amerikan kongresinde. Ocasio-Cortez var mesela. Genç bir kadın bu. Hispanik kökenli. Günlerdir ne mesajlar veriyor, nasıl sorguluyor.
Nitekim o bulunduğu eyalette beyazların böyle işte çok önemli bir yıllardır hani derler ya bizde ceketimi koysam kazanırım güveniyle bir rakibini ezerek geçti ve kongre üyesi oldu. Ve geleceği olduğu düşünülen bir aktivist aynı zamanda bu milletvekili. Günlerdir Filistin meselesindeki tavrı çok net. Böyle şeyler söylüyorsa çok... Amerika'daki geleceğinden endişe ederiz hocam. Evet. Yani şu da önemli. Yani bunlara niye dikkat çekiyorum? Hala dünyanın her yerinde. İşte Ketiner İsrail'den de örnekler verdi. İsrail'de de var. Yani vicdanı yerinde duran, zihniyle vicdan arasında bağı kopmamış, insanlığın tarifi odur. İnsan olmayı sürdüren her yerde insanlar var. Bunları da harekete geçirebilecek olan çok etkin sözün eyleme geçmesini sağlayabilecek kararların alınmasıdır. Bakın Türkiye'nin yapacağı işler de var kuşkusuz. Bugün Yeni Şafak'ın manşetindeydi. Ona mutlaka bir atıf yapıp değinmek isterim. Sevgili dostum Cihat Yayıcı Paşa'nın yaklaşımı. Bu Libya meselesinden başlayarak bu işin hep takipçisi olduğu doktrine etti. Nedir? Onun tırnak içinde söylediği o başlık. Hani Libya denizden komşumuzdur demişti. Şimdi de diyor ki Filistin denizden komşumuzdur. Çok kıymetli bir şey bu. Yani Libya ile yaptığımız deniz yetki alanları ile ilgili anlaşmayı Filistin'le yapabiliriz. Nereyle yaparız? Gazze şeridiyle yaparız. Kim var orada? Hamas var. Bunu yaparız. Bunun için aynı zamanda harekete geçiririz. Filistin içindeki o iki başlı yönetimi de bir araya getirmek açısından son derece anlamlıdır. Denizden İsrail ablukası var hocam. Yaklaşamıyoruz. Mavi Marmara'yı bile gönderemedik. Hayır, biz bir anlaşma yapacağız. Yaşar hocam, orada şöyle bir teknik sıkıntı da var. Tabii o değerlendirme, eğer Filistin'le denizden komşu olma durumumuz var. Ancak Filistin'in resmi devlet teşkilatı Gazze'de değil. Dolayısıyla Gazze'nin bulunduğu şartlar Hamas'ın kontrolünde ama El Fetih bu konuda, Mahmut Abbas bu konuda ne der? Bu çok önemli çünkü ben bugün bununla ilgili bir yazı yazdım. Askeri seçenekler önemli, masada olabilir ama askeri seçenekler konusunda resmi davet Filistin devletinden gelirse bir şeyler yapılabilir. Bu da işte Mahmut Abbas'ın tavrına bağlı. Mahmut Abbas da şu ana kadar Gazze'deki olaylarla ilgili dikkat ederseniz her zamanki rutin tepkilerini ortaya koyuyor. Yani çok fazla da işi derinleştirmeden yönetmeye çalışıyor. Sevgili Çetiner, bütün bunlar gelip dolaşıyor işin kukla yönetimler meselesine. Biz onları aşalım, ikinci faza geçelim. Bakın Türkiye bu hamleyi ortaya koyduğunda, bu teklifi ortaya koyduğunda. Yani diplomatik Abbas, olarak önemli bir mesaj vermiş olacak diyorsun. Elbette. Bu son derece önemli. Hadi bakalım Abbas ne düşünüyorsun? Ya senin Doğu Akdeniz'de, seni götürdüler Doğu Akdeniz gaz formuna üye yaptılar. Öyle mi? Yani bir devlet olarak seni orada tanıyarak bir anlamda, Birleşmiş Milletler'in tanımamasının bir önemi yok bu noktada. Gelip seni oraya üye yaptılar. O zaman Doğu Akdeniz'de sen bir pozisyon aldıysan senin halkının refahına, zenginliğine dönelim. Bu anlaşmayı yaptığında Doğu Akdeniz'deki doğalgaz kaynaklarından pay alma imkanın doğuyor. Hadi bakalım buna imza atma. Yani bunu ben söylerken elbette meselenin farkındayım. Hamas'la Fethi arasındaki, Abbas arasındaki o farklılığın ya da orada Filistin yönetiminin nerede olduğuna ilişkin. Bunun son derece önemli olduğunu altını çizmek gerekir. Peki. Bunun aynı zamanda bir ivmelendirme açısından, bir diplomatik adım açısından son derece kıymetli bir nokta olduğunu ve bunu destekleyecek İslam ülkelerini de bir anlamda çağrıya açarak, bu desteği ortaya koyarak bu süreci başlatmak gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz efendim. Abdullah Har. Şimdi tabii Hamas'la ilgili temel bir gerçek var. Sosyolojik alanda karşılığı var. Yani bugün bir seçim yapılsa ben Hamas'ın kazanacağını düşündüm, değerlendiriyorum. Yani El Fetih veya Filistin Kurtuluş Örgütü başarılı olamayacaktır Hamas karşısında. Çünkü artık toplumsal nabız Hamas'ın kalbi üzerine atıyor. Böyle bir temel gerçek var. Şimdi tabii bu benim gördüğüm, İsrail de görüyor, El Fetih de görüyor, Mahmut Abbas da görüyor.
Şimdi bu açıdan Mahmut Abbas neye bakar? Geleceğe çok bakacağını düşünmüyorum açıkçası. Yani bugüne bakar, bugün kazanımlarına bakar. Yani biraz önce Çetiner tavrını anlatmaya çalıştı. Bu işin belki de en acı tarafı konunun muhatabı olan ülkelerin, hatta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu yaşanan insanlık dramını çözmede yetersiz kalması. Yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi isterse bu işi çözer ama bunu çözmek istemiyor. Yani bu bir temel gerçek. Şimdi neden? Aslında biz bunu Suriye'de çok net olarak görebiliyoruz. Yani sadece Filistin'de değil. Yani Rusya'nın himayesinde olduğu halde çok rahatlıkla İsrail savaş uçaklarıyla beraber alana giriyor ve oradaki kendi aleyhine şekillenmekte olan yapıyı çok rahatlıkla güçlü bir şekilde vuruyor ve Rusya hiçbir şey yapmıyor. Yani burada hani Rusya'nın İsrail'e ilgili reflekslerini anlamlandırmak için söylüyorum. Yani hani bir söylev üretebilir ama eyleme geldiği zaman bunun karşılığını, söylemin karşılığını diyeceğini zannetmiyorum. Ama benim bir umudum var. Umudum da şu. Bir iç sesi var. Şimdi bir diğer tarafıyla Yaşar Hocam ifade etmeye çalıştı. Gerçekten hangi ülkeden olursa olsun, hangi dinden olursa olsun, hangi yaşam kültürünü benimsemiş olursa olsun bir vicdan var. Ve bu vicdanın İsrail içinden de bir karşılığı var. Yani hatta öyle ki o son hepimizi çok takip ettiği Haaretz bile Netanyahu'yu eleştiriyor. Şu andaki ortaya çıkan fiili tabloyu eleştiriyor. Hatta şöyle bir şey yakaladım, paylaşmak isterim. İsrail'in önde gelen düşünce kuruluşlarından, daha doğrusu insan hakları kuruluşlarından BTSLM'in direktörünün Washington Post'ta yazmış olduğu bir yazı var. Yani böyle yazıların yayınlandığı bir platform da var. Haggai El-At diyor ki, şiddet İsrail'de sistemin bir arızası değil, sistemin bir parçasıdır diyor. Bu son derece önemli bir eleştiri. Yani İsrail'in bir apartheid, yani hem ırksal hem de dinsel ayrımcılık üzerine inşa edilmiş bir ülke olduğunu söylüyor. Ve şu ana kadar yapmış olduğu eylemlerin Filistin'in haklarının vermesinin orta ve uzun vadede sürdürülemez olduğunu ifade ediyor. Gerçekten de bakıldığı zaman İsrail açısından bunun şöyle bir sonucu olacak. Geçmişten beri, özellikle Nazi soykırımından beri kullanmış olduğu bir takım hassasiyetler vardı vicdanla ilgili. Bunları yitirecek. Bir diğer tarafıyla insanlığın vicdanında bu tür eylemleri, bu tür nahak eylemleri, insanları katlederek gerçekleşmiş olduğu girmeleri devam ettirirse kendi meşruiyetini kabul eden insanların indinde de meşruiyetini kaybedecek. Şimdi buna dair eleştirilerin bu noktalarda yoğunlaştığını görüyorum ben. Yani kendi içinden bir ses kabararak yükseliyor. Yani İsrail'i destekleyenlerin ve İsrail içerisindeki bir takım güç ve etki odaklarının. Yani bu kendi içerisinde bir çatışmaya, yani kavramsal bir çatışmaya sebebiyet verebilir. Bir diğer tarafıyla en büyük korkuları benim görebildiğim kadarıyla bir iç savaşın çıkması İsrail içerisinde. Şimdi onlar açısından hani şu temel gerçeği hepimiz görüyoruz. Ne kadar güçlü vursa, örneğin dün gece çok sert vurdu. Yani benim takip edebildiğim kadarıyla. Çok acımasızca vurdu. Ama kara harekat hala, yani çünkü sonuçta onun ne kadar sert vurursa vursun bir alan ele geçirmek için veya sosyolojik anlamda bir değişim üretebilmesi için kara harekatı yapması. Ama kara harekatını yapamıyor. Belli ki karşı karşıya kaldığı, kalabileceği riskleri göze alamıyor. Şimdi bu açıdan bakıldığı zaman büyük bir hassasiyetinin, hatta ve daha ötesinde büyük bir zafiyet olduğunu da görüyor olmamız gerekiyor, değerlendiriyor olmamız gerekiyor. Bir diğer tarafıyla şunu söylemek gerek Akif. Yani hani benim hep eleştirdiğim taraf, İslam coğrafyasındaki o bütüncül inisiyatifin ve caydırıcılığın oluşmaması bu işin aslında temel sebebi. Şimdi belki bugün bir şey yapamıyorlar, yapılamıyor. Bunu görüyoruz hep. Yani sonuçta yani Mısır'ın hali ortada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin hali ortada, Suudi Arabistan'ın hali ortada.
ortada, Ürdün hali ortada, İran hali ortada. Şimdi ama şu olabilir, yani bugünden bir öz eleştiriyle beraber geleceğe yönelik bir hazırlık yapılabilir. Yani bugün açıkçası çok gözükmüyor. Yani bu tamamen siyasal inisiyatifinde ve iç direncinin ortaya koyacağı mukavemetin neticesinde domine olacak bir hareket. Bir diğer tarafıyla kendi hassasiyetleri var, ifade etmeye çalıştığım zafiyetleri var. Ama geleceğin şekillenmesi adına İslam coğrafyasının, İslam toplumlarının bir şekilde içindeki kontaminasyonları ortadan kaldırarak İsrail'e karşı, İsrail bu teolojik yayılmacılığına karşı bir gelecek dizaynına ihtiyaç var. Bu yapılabilirse veya bununla ilgili emareler ortaya çıkarsa ve bununla ilgili bazı eylem alanları oluşturulabilirse. Çünkü şimdi bu bir jeopolitik hesaplama. Bu jeopolitik hesaplamada emelleri var. Yani biz hani bir cümle kuruyorduk, hatırlayın. Terör koridorunu engellemek. Bir cümleydi. Neydi? İşte Irak'tan başlayıp Akdeniz'e çıkmayan bir çabası vardı. O çabayı biz neyle engelledik? Bir takım etkilerle engelledik. Veya ne yap? Veya daha öteye daha zorlaştırdık işi. Yani onun bu jeopolitik teolojik stratejilerini öngörerek bununla ilgili bir takım tedbirler alınabileceğini düşünüyorum. Tabii bu da neyi istiyor? Konuya muhatap olan ülkelerin kavramsal bütünlüğüne ve eşgüdüm siyasi stratejilerine ihtiyaç duyuyor. Yapılabilir mi? Ben ders çıkartılabilirse, öz eleştiri yapılabilirse yapılabileceğini düşünüyorum. Papa... Ama tabii bizi açan bir şey. Şimdi Papa ile ilgili... Onu soracak, Papa ile görüşme. Kudüs'te de görüşülmüştü çünkü Kudüs ile ilgili de. Yani sonuçta... Yani Kudüs'le ilgili meseleler gündeme geldiği zaman biliyorsunuz geçmişte Hristiyanlarla Yahudiler arasında Kudüs üzerinden yaşanan çok büyük çatışmalar var. Mücadeleler var, savaşlar var. Şimdi ama bu noktada ben Hristiyan aleminin yani Yahudi veya Siyonist etkinin hükümranlığında kaldığını düşünüyorum. Yani hatta bunu şöyle bir cümle kurmuştum. Papa'nın Irak'a yapmış olduğu seyahatle ilgili. Yani Papa'yı buraya gönderen yani Siyonistler demiştim. Hatta o zaman televizyon programları yaptığımız süreçte. Kudüs'e süreç. Gitmeliydi bununla anlamında ilgili çünkü ama. Çok güçlü emareler vardı. Çünkü yani Papa'nın o ortaya koymuş olduğu siyasi dizayn, yani Irak'ta söylemiş oldukları. Irak bölgesel üretime gidip söylemiş oldukları, işte Hur kentine gidip orada İbrahim'i dinlerden bahsediyor olması... Hepsi İsrail'in veya Siyonizm'in teolojik ihtiraslarıyla ilgili, teolojik emelleriyle ilgili adımlardı. Dedim herhalde, hatta söyledim televizyonda da, dedim Papa'yı, dedim Siyonistler gönderdi. Öyle gözüküyordu. Yani böyle bir temel durum var. Şimdi benim bu noktada söyleyeceğim en temel cümlelerden bir tanesi de şu. Bence Hristiyan dünyası, yani hani haddim değil elbette, beni de çok şey yapmıyor ama... Öncelikli olarak Siyonizmin etki ve güdümünden kendisi kurtarması gerekir. Yani, özür dilerim. Halklar, mesela Arapları söylerken halklar düzeyinde değil, liderler düzeyinde bahsediyoruz. Yani halklar tepkili ama liderler düzeyinde çok ciddi bir iletişim var. Mutlaka doğrudan dolaylı ilişki var. Hristiyan dünya için bu nasıldır? Yani şu an bir şey gözükmüyor. Yani halklar düzeyinde de mi Siyonizmin etkisi veya tesiri, nüfuzu çok düştü? Ben vicdanı olan her insanın bu temel fotoğrafı isyan edeceğini düşünüyorum. Hangi dinden, hangi mezhepten, hangi meşrepten, hangi etnik kökenden olursa olsun. İster Müslüman olsun, ister Hristiyan olsun, ister Yahudi olsun, ister Siyonist olsun. Vicdanı olan herkes bu gayri mütekabil savaşa isyan eder. Bu bir temel gerçek. Ama ve lakin... Temel sorun nerede? Hepimizin bildiği, Orta Doğu'yu konuşurken hep konuştuğumuz, insanla konuşurken hep konuştuğumuz temel mesele. Menfaatler, ilkelerin, değerlerin, ölçülerin ve vicdanların önüne geçiyor. Menfaatlerin bütün değerleri alt üst ettiği bir dönemde yaşıyoruz, bir süreçte yaşıyoruz. Bunun adına koyduksa, dedik ki vekaletler savaşı sadece insanların değil, insanlığın da öldüğü bir savaş. Şimdi insanlık bu vekaletler savaşından, insanlığın öldüğü bu savaştan bir ders çıkartabilecek. Sorun burada. Ha peki bu nasıl yapılabilir? Son cümlem de o. Bir modele ihtiyaç var. Hatta şöyle bir cümle kurayım müsaadenizle. Gerçek İslam'la örtüşen, Kur'an'la örtüşen, vahiyle örtüşen, hatta vahiy temelli bir çözüm modeline ihtiyaç var.
Bu olursa benim inancım o ki bütün insanlık bu modelin peşinden gidecek. Çünkü diğerleri geçmişteki o tahrip olmuş dinler veya işte İslam'ın işte tahrip edilmeye çalışılması çeşitli yollarla insanların aradığı sonucu üretemedi. Yani sonuç hepimizin bildiği bir temel gerçek var. Teolojik bir yaklaşımla vahiy, eğer insanlık vahyi okur ve dinlerse, vahiy üzerinden yaşamı ve geleceği anlamlandırmaya çalışırsa ben sorunu çözeceğini düşünüyorum. Ama şöyle yani mesele bu çok seküler bakanlar, başka dinlerden olanlar, başka dünya görüşlerine sahip olanlar da var. Ben Kur'an-ı Kerim'in bu noktada çok son derece seküler olduğunu düşünüyorum. Allah karışmıyor ki. Yani Allah bunları da insanlara tamamen özgür. Kur'an-ı Kerim'in seküler. Tabii. Peki bu uzun bir mesele. Bir gün belki etraflıca konuşma fırsatımız olur. Çetin Er, Papa ile görüşme, Irak ziyaretine de işaret etti Abdullah Ağar'da. Senin de iyi bildiğin bir coğrafya. Hristiyan dünyasına yapılan çağrının bir karşılığı olur mu? Mehmet Akif, sonuç itibariyle Kudüs 3 dinin de önemli bir merkezi. Yani hem Hristiyanlık tarihi için hem İslam tarihi için hem Yahudiler için, Museviler için önemli bir tarihe sahip bir bölge. Tabii her üç kutsal dinin de önem atfettiği, işaret ettiği bir nokta. Selahaddin Eyyubi... Barış kenti elbette, aslında. Yani. Selahaddin Eyyubi bu kenti Hristiyanlardan almıştı. Ve o tarihten sonra da öyle kalması gerekiyordu. Ama işte bugün Yahudiler, Museviler çok acımasız bir şekilde oradaki insanları oradan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Tabii işin tarihsel background'ı bir tarafı ama işin bir de realiteleri var. Yani Kudüs'te sadece Müslümanlar ya da Yahudiler yaşamıyor. Hristiyanlar da yaşıyor ve oradaki mülklerin neredeyse %36'sı ile %38'i arasında bir orandan bahsediliyor. Bu mülklerin %36'sı ya da %38'i şu anda hali hazırda Ortodoks kiliselerine ya da oradaki Ortodoks vakıflarına ait. Dolayısıyla Papa'nın, ben hep şunu da söyledim, Avrupa Birliği ülkelerinin ve Rusya'nın bu sürece dahil olması diplomatik anlamda İsrail'in üzerinde bir baskı kurabilir. Ama Amerika'dan bu anlamda çözüme ya da diplomasiye bir katkı sunacağını beklemek çok boş bir bekleyiş olur. Çok açık söylemek lazım. Çünkü Amerika fazla zaten... Fazla iyi niyetli olur. Çok iyi niyetli değil, çok boş bir bekleyiş olur. Çünkü Amerika zaten tavrını, Orta Doğu stratejisini İsrail'in güvenliği ve İsrail'in bölgedeki hareket kapasitesi üzerine kurgulamış bir ülke. Dolayısıyla Amerika yaptığı zaten açıklamalar, ister Biden gelsin, ister Trump gelsin. İşte Trump geldi, Kudüs'ü başkent ilan etti ama Biden'ın da tavrı geldikten sonra bunu değiştirmedi. Üstelik çok daha yeniyken, üstelik daha bina tam anlamıyla Kudüs'e taşınmamışken, daha oradaki kompleks bitirilmemişken bunu çok rahatlıkla yapabilirdi. Ama Biden bu düşünceden geri adım atmadı. Tam tersine şu anda Balkan ülkelerine çok ciddi bir baskı var ve o Balkan ülkelerinin büyükelçiliklerini Kudüs'e kaydırması isteniyor. Şimdi böyle bir tablo varken Papa ile yapılan görüşmenin, Papa'nın yapacağı açıklamanın, Papa'nın şu anda Kudüs'ün statüsü ve Gazze'de olan bitenler için en azından Avrupa'daki insanların vicdanına vereceği bir mesaj önemlidir. Şu an hepimizin ortak fikri şu, hatırlayalım. İlk bu yayınlara başladığımız saatlerde senle ben hani harfi harfine Birleşmiş Milletler'den, İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan, Arap Ligi'nden gelecek açıklamaları tabii, hatta tabii. Burada ben, hani birbirimize bakıp gülümseyerek... Metni yazardık yani öncesinden. Evet, yani metni biz aslında burada yazmıştık. İşte kınanacağı, işte şunu söyleyecekleri, kabul edilemez olduğunu falan burada birbirimizin yüzüne baktık. Çünkü biz ikimiz de bu tecrübeyi en az 100 kere yaşadık. Çünkü şunu unutmayalım, belki izleyicilerimiz hep sıklıkla şunu söylüyoruz. 2014'te en son vurulmuştu ama 2014'ten bugüne kadar da ara ara küçük çaplı operasyonlar, küçük çaplı havadan yapılan saldırılar olmuştu. Sadece bu denli uzun sürmemişti. Ve şu an mesela demin Akif sevgili Abdullah Ağar'la konuşurken bir baktım 200 tane şehit var. Yani rakam giderek artıyor. Şimdi henüz işte birinci intifada, ikinci intifada ile ilgili bir kıyaslama şeyinde değiliz ama dünyanın, bu sadece Müslümanların bir sorunu olmaktan çıktı artık. Uluslararası bir mevzu. Liderler şu anda sessiz. İşte Birleşmiş Milletler'in halen tavrı gayet flu bir tablo. İslam İşbirliği Teşkilatı kınamanın ötesine geçemiyor. Yani yaptırımlar konusunda
ne yapılabilir? Bunu kimse bir oturup en azından hiçbir şey yapılmasa bile İslam İşbirliği Teşkilatı, istihbarat örgütleri bir araya gelir, askerleri bir araya gelir. Çünkü bu kavga, bu savaş sadece Gazze'nin, ya diyelim ki İsrail bütün gücüyle saldırdı, girdi ve İsrail ordusunun bir şehir savaşına hazır olmadığını herkes biliyor. İsrail ordusu da bunu biliyor ve dolayısıyla şehir savaşına hazır olmayan bir İsrail ordusunun içeride ne kadar kayıp vereceğini de biliyor. Ve bu tablo giderek derinleşecek ve bu tablo derinleştiği zaman ki 2014'te İsrail kayıplar verdiği andan itibaren çekilmeye başlamıştı. Hı hı. Ve İsrail'in bu operasyonları başlatırken hesap edemediği bir şey, işte içeride Hamas'ın veya İslami Cihad'ın ancak 40 kilometreye kadar göndereceği füzeler hesaplanmıştı ve demir kubbe bunun üzerine kurgulanmıştı. Ama görüldü ki bu güç gösterisi daha ileri aşamalarda, daha ileri safhalara kadar taşabiliyor. Dolayısıyla iyice iş cehenneme dönmeden hem ülkelerin, İslam İşbirliği ülkelerinin istihbarat örgütleri, askeri yetkilileri bir araya gelip, çünkü bu ateş bir sıçrarsa Suriye var, Lübnan var. Şimdi Suriye ve Lübnan'a sıçradığı andan itibaren İran, Türkiye gibi devletler, bölgesel güç konumundaki devletler bu işe seyirci kalmayacaktır. Rusya Suriye'ye sıçradığı andan itibaren bu olaya seyirci kalmayacaktır. Ayrıca Rusya zaten şu anda halihazırda İsrail'in Suriye'de operasyonlar yapmasına göz yumup, hatta bunu bir mutabakatta izin veren bir devlet konumunda. Yani. Irak yine aynı şekilde. Şimdi bütün bu olayları hep yan yana koyduğumuz zaman herkesin artık diplomasinin de ötesinde B planı da demiyorum. Artık bir hareket planı üzerinde ne yapılabilir konuşması gerekiyor. Hocam birkaç dakikam kaldı Yaşar Hocam. Varsa ekleyeceğiniz alayım hemen. Yani şimdi Türkiye şöyle bir manifesto, bir bildiri hazırlayarak, İslam İşbirliği Teşkilatı örgütünü tekrar toplantıya çağırarak, katılanları da bir görelim. Orada 57 ülkeye İsrail bu insanlık dışı, insanlığı, vicdanı, adaleti ortadan kaldırmaya dayalı, insanlığı tüketen bu saldırıların durdurana kadar yetmez. Birleşmiş Milletler nezdinde de kabul görmüş olan iki devletli çözüme ilişkin, Doğu Kudüs'e ilişkin o kararın uygulanması olana kadar ekonomik ilişkilerimizi durduruyoruz. Ticari bütün alışverişi durduruyoruz. Diplomatik ilişkileri durduruyoruz. Hava sahalarımızı kapatıyoruz. Gerektiğinde de askeri anlamda da üsler oluşturuyoruz. Bu eylem planına hazırız diye bir deklarasyon hazırlayıp imzaya açması gerekir. Bunu imzalayan yönetimleri bir görelim. Halkları da bir görsün bunları. İkincisi, bir kez daha altını çiziyorum. Filistin'le Türkiye'nin o denizden komşuluk doktrinini harekete geçirerek Sayın Yaycı'nın teklifini hayata geçirmelidir. Teklifi sunmalıdır. Abbas bunu işten geri dursun bakalım. Yani bu ülkesinin, milletinin, halkının, geleceğinin zenginliğine, refahına ilişkin bu adımı atmasın. Onu da bir görelim. Bunu da yapmamız gerekir. Peki. Bu süreç yeni bir tarih yazımını gerekli kılıyor. Vakit belki yok, giremedim. Belki paradigmayı değiştirir diyorsunuz. Kesinlikle. Yani peki, çıtayı buraya taşımamız gerekir ve burada da halkları da harekete geçirebilecek bir anlamda ivmelenme, bir anlamda bir şiar, bir yol haritası, bir eylem pratiğini, daha doğrusu hedefini ortaya koymamız gerekir. Peki, çok teşekkür ederim. Abdullah Ağar, çok teşekkürler. Yaşar Acısaloğlu, teşekkür ediyorum. Çetin Erçetin, teşekkürler. Kısa bir araya gidelim efendim.